Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Hatırlarsınız gerçek hayatta gıcı yalı 1 ve 2. bölümü çekmiştik, bu da 3. bölüm. Bir tık geç geldi, 3 ay falan oluyor galiba belki. Aa ne 3 ay oğlum? Belki bir 4 ayı falan vardır diye hatırlıyorum ben. Sizler de bunun 4. bölümü gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Artık tekrardan hem YouTube hem de canlı yayınlara tam biraz devam ediyoruz. Sizleri de Nimo TV üzerine bekleriz. Her akşam yeniniz bilginiz olsun. Öpüyorum. İyi seyirler arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Instagram üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bütün duyurularımızı Instagram üzerinden geçiyoruz. Bunu oynamamıştık. Aynen burada kalmıştık. 2 bölüm çektik. Bu 3. bölüm. Şimdi yalnızca portakal ve yeşil olanları bırakarak kırmızı çiçekleri ortadan kaldırın diyor. Yok. Arkadaşlar bu arada bunun mantığı karşıdaki... Şimdi örnek verin. Gerçek bir hayatta yayını anlatıyorum bu arada. Hatta YouTube'da olabilirim bunu. Gerçek bir hayatta, bakın, gerçek bir hayatta bir kız arkadaşınızla nasıl konuşursunuz, nasıl onu kendinize ikna edersiniz, nasıl diyeyim, hani muhabbet makarayı geliştiren şeyler yapacağız, akıllıca mantıklı bir şey yapacağız. Bunu oynamadık oğlum. Bir dakika, bu bölümü oynadık mı? What are we gonna do today? We're in the restaurant. Maybe do some... Bunu oynadın mı? O zaman bir dakika. Bu ne oğlum? Yaşlı Mahmut mu? Yaşlı Mahmut deniyoruz onun için, bekle. Tamam, yaşlı Mahmut'la gıcı yapacağız, tamam. Ha. Bu birader, bu Arabik, tamam, bunda para gani. Bize şıklar verecek. Şunu yapmak istersen, bunu yapmak istersen ya da nasıl konuşmak istersen de hitapta bulunacak. Bir de onun en uygun şeyi seçerek kızı tavlamaya çalışacağız. Tamam, merhaba, bir tane Tinder fotoğrafı sıçtıyor abi. Solda küçük, altında bir tek cool gibi. Kedi sıkarla geçmiş, belki bunun farkını kaybedebiliriz. Uzaklar olur mu güzel? Sağdaki saatten dönerci gibi maşallah adam tuttuğun yemek şeyini kafasında. Abi sağdaki de çok ya. Arap erkek modeli bu galiba. Mahmut'un eski resmi bu mu? Ricard resmi. Oğlum hangisini bileyim? Arap modeli değil. Gerçek doğru resim yapayım? Aynen. Bak şöyle yapalım. Gerçek doğru resim yapalım ki kızı buluşsun. Eğer farklı bir şey yaparsam der ki, oğlum bunu lan der. Eskort mu çağırdın benden? Fotoğraflıkla hiç alakan yok seninle. Bu yüzden gerçek doğru resim yapıyorum. Aynen. Sir Mahmut, you know, he's pretty old, not so attractive. He really shouldn't be on Tinder, right? Nasıl on Tinder'da olmamalı? Yeah, it's not the best for him. And if he is, his honest picture is not going to get any matches. Especially as Tinder is just based on looks. Exactly. Oğlum niye kucağa alsam beni lan? Anasını oğlum, ha o zaman tamam. Arap erkek modellisi bu galiba. Bir kartın resmi. Ben Arap eski model diyorum o zaman. Ha çünkü bak. Gerçek doğrusu Mahmut. Mahmut tipini beğenmedi. Tipini beğenmişti. Kız kaçtı. Mantıken tabii ben de başarıyorum. Mahmut'un eski resmi zaten yenisi. Ne ki eskisi ne olsun diyerekten Arap eski erkek resmi modeli seçiyorum. Catfishing. It's never gonna happen. You're gonna turn olmayacak. Up. She's gonna realize it's not you. But at least she turns up. And then she'll turn around and walk out the door. Doğru, mantıklı. Ne yapayım? Mahmut, paramızda varız, paramızda. Şık bir restoranda buluşursak birebir bir tık sıkıntı olabilir. Çünkü adam beni görecek, karı beni görecek, çok farklı bir karakter. Bunu tavlayamayız şık bir restoranda. Bu birincisi. İkincisi bir bar. Bar bir tık daha ne bileyim böyle yaşlı kafada. Ama bir klaba falan girersek olabilir. Ama bilmiyorum. Şu sağdaki hangi fikir lan? Aslında bir dakika, bara sokup, bak bir dakika bir şey diyeyim mi? Bara sokarsam iki tane vodka atlarım, kapısını yer. Tamam bekle, tamam vodka yapıp, tamam bak. It's something we need to be aware of in this level because he's older and obviously he doesn't want to be trying to act young and go into a place where he's going to look like a granddad. What do yeah, you think? Yeah, this isn't going to work for him. Sen rahat olması değil lan. O zaman bir hip vardı, bir içki içip dışarı çıkarsak konu da alır. Hadi bilmişim var gider. O zaman yine şık restoran. I'm sorry. She's beautiful. Ya ulan bir güzel olacak. Yeah. Beautiful. Beautiful boobies. Big boobs. Gösterir mi? Big boobs. Allah Allah. Longer she has a nice personality. Güzel bir vajina mı? Sivil olacak. Nice one. I think you got it all under control, so I'll wish you good luck. You let me know how it goes. Yeah, I will but, call you. But don't send me the pictures like you did last time. I don't need to what, see. With the horses? With all of that and other things. You know what I mean. Okay, keep that to yourself. Good luck, Richard. See ya. Assalamu alaikum. Bye. Sivil olacak, sivil gel. Max! Yalla! Lan Max, attı oğlum hadi. Tamam, Mersum'u da aldık. Ha işte. Beğen, para yanlış kişinin eline. Vallahi para yanlış kişinin eline. Şey, sizce bu adam tavlayabilir mi lan kızı?
Heh tamam. Ay bebek geliyor. Aman lan büyük göğsüydü. Emma. Please be seated. Kız gidiyor. You don't look like your photo. Hayda. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi işler değişiyor. Ben kız böyle olmaz sandım. Asistanın hatasını kabul et, özür dile. Reddet, reddet, reddet. Sen de fotoğrafına benzemiyorsun. Daha yaşlı görünüyorsun. Asla böyle bir şey demem. Ben kaçar yoksa kaçıyor. Onun sığlığı ile ilgili konuşmamız yani. I can't believe you'd be so shallow to judge Mahmoud over a picture. I'm not shallow. You lied to me. Ya yanlış yapıyordum. Why should I lie to you? To try to get me to do something with you? I mean, you're just looking at the exterior. Look at my heart. You know, it's bleeding for you at the moment. But you lied to me. Why can't you just put your real photo on? Yep, the PA fault. Like, I, you know, it wasn't my fault, but, you know, you're here now and you know, I want you to spend some time with me. You won't regret it. You look so beautiful. You've got a beautiful heart as well. Yeah, okay. I'll stay. Tamam, tamam beyler. Bir dakika, bir şey diyeyim mi? Bak, tamam. Buraya kadar mükemmel. Only for 5 minutes. Okay. Sit down. That's the right option. There's not a fantastic option. Oğlum, atlıcı yok. Emma, how about some tea? Ne çiğ oğlum? Ne çiğ oğlum? Diski ver, diski. Tea for two. I think we should get some shisha. Nardin ne oldu? Hayır hayır. Yalla. Hey. Öküz müsün? Yes, sir. Bu adam kaçır ki. Strawberry and daffodil shisha for me and my princess. Pronto. Yes sir. Yandık ya. Vallahi ya. Adam bildiğin köz getiriyor ya. Ya abi ne yapıyorsun ya? Onun yaşındaki çoğu kadın gibi yargılayıcı ve yüzeysel olmadığı için onu onaylayın. Hala baykrop olmadığını mı sor? Bekle çok hızlı gidiyorum. Kızına benzediğini söyleyerek ona iltifat et. Hayır oğlum kızına ne benzeyecek? Kızım diyor o benim. O karşı tarafta bir gıcı onu tanıyacak. Ona bir soru iltifat et ve kendini iyi hissetmesini sağla. Şimdi onun yaşındaki çoğu kadın gibi yargılayıcı ve yüzeysel olmadığın için onu onaylayın. Bence A daha mantıklı. Sen B diyorsun. Benim içimden B diyor ama ufak bir kuzu olmadım. Gerçekten bir elit gibi yapalım. Emma, I need to compliment you on your character. Böyle konuşamazsın you ama. You made such a good decision in staying and you made Mahmoud very happy today. Think that, you know, this is a very special moment for both of us. Well, I appreciate the compliment. I try to give everyone a second chance. Herkese mi? Her beauty shines. Oğlum merak herkese miyim ben? Thank you. Cheers. Cheers. Gel bebeğim tokuşturak ha. Tamam. Hiç bebeğim hiç sıkıntı yok ki. Bloody judgmental shallow women, yeah? Flattery 101. Daha tuttu değil lan bana. So Mahmoud. What do you do for a living? Aaa tamam ver bu soruyu bana cevap bak. Tamam. Yaptığım işi tutkuyla bağlıyım. Ve bir park yaratmaya çalışıyorum. Hayır bu değil. Dinle. Buraya bir kadınla hiç konuşmaya gelmedi. Abi çok da bakıyım Mahmut bunu yaparım ç**yım ben. Şey demiş ki bir aile işin olduğunu söyle. YKK fermuarları mı? D'ye bas içine garantiyi mi al? Oğlum bak asla mantıklı bunu basıp garantiyi alabilirim ama kız der ki senin paranı kardeşim marka yazmış fermuarlar. Ha, evet. We have a family business which we have been running for generations. My great, 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 great grandfather. Evet. Really? What kind of business? Shop hocam. Pardon, FIFA formu var. I have a zipper friendler on the back of my dress right now. Tamam. Now it's because of Mahmoud. Take off and put on your clothing. Oh my god, that is so funny. That's cool. Ya beğendin mi kız? Can you get me any free zippers?
Bana bedel fermuar mı? Oğlum senin dükkan senin olsun lan. I mean, you know, that's maybe not the very best answer, but it's funny because either she catches you out and knows you're joking and you have a little laugh, or she doesn't realize that you're joking and thinks you really do own YKK Zips, and then it's just ridiculous. Emma, did I tell you that I'm a trained physician? No. Yeah, I like to help out in the community when I can. It's wonderful. Bir sıkıntı yok. Oğlum nasıl fermuar lan bu? Pardon, dikeceğiz herhalde şimdi. Please, I am ready for you. Remove the beautiful dress and prepare for your examination. Bebeğim! Ha, sıkıntı yok. So, Mahmud, what do you like to do in your spare time? Emma, this is not about Mahmud. This is about you. What do you like to do? Me? I like to read, I like to write, I like to dance. Ben de sevdim bebeğim. What type of dancing? Mostly ballet. Ballet mi? Yeah. Russian ballet? I've never seen I'm Russian ballet. I'm going to book some tickets. Maybe. Hiç biraz üzerinde seks yapıp yapmadın mı sor. Onun ilgi alanlarına göre onun hakkında bir varsayım mı yap. Ya ben bunu şimdi bak ben bunu A yaparsam kız gidecek hatırlıyorum. Eskilerden hatırlıyorum. Hepsine gitti. Herkese moda gitti. Çek. A yapmadım mı? Tamam çıkı çıkı B yapacağım. Kız kaçmadım. Kızı ürkütmeyelim. Ceylan'ı ürkütmeyelim. Read. Which means you're intelligent. You like to write. Which means you're curious. And you like ballet. You are cultured. Am I right? 5 stars for Mahmud. 5 yıldız mı? Thank you so much. Ya bebeğim alırım böyle aklımı. Ne diyeyim ben sana başta rahat ki. Making assumptions is a nice way to break up the questions and statements that you might otherwise have. And it's cool because when you try to make assumptions, you're obviously going to need to listen well. And if you get it right, it's impressive. If you don't, it at least shows you're making an attempt to connect and to listen. This place is really cool. I've never been anywhere like it. I only dine in the finest places. Al kendini bana. Şanslı mı? Your hookah, please. Alın teri kardeşim. Ay, hanımefendi. Pardon. So your daughter is beautiful, sir. Oğlum hayırdır lan? Kızınız mı? Give her the compliment, my boy. I know you want to date her. You're not in a very good job. What career options do you have? Don't worry yourself. Have a little think. Come back when you're ready. Okay? Seni ananı s**erim, okay? Okay! Ya karılar tart etti sever. It's a cool way to kind of put him on the spot. You know, this young guy comes like that and how can you make him a little bit uncomfortable and kind of show your power? Ya para kardeşim, her şeyin gibi paradır. Situation, I suppose that's the best way to do it. So tell me, Mahmud, how old are you? 31. Bebeğim. Tam 50 ama kalbim genç mi? Nasıl? Ailem sadece şu çocuk gelinlerin toplamı kadar yaşlı olduğunu. Ailemde sadece çocuk gelinlerin toplamı kadar yaşlı olduğunu söylüyor. O ne demek ya? Ona senin için çok genç olduğunu söyle ve olgunluk olmadığını sor. Ona senin için çok genç olduğunu söyle ve olgunluk olmadığını sor. Bence bu daha mantıklı. Bir de şimdi bunu söylemeyelim burada. Bastım gitti. I think you are too young for me. You know, show me how mature you are. I think I'm pretty mature. I've gotten a master's in psychology. I volunteered in Africa with the Red Cross, and I think that's pretty mature. That is mature. I'm very impressed. Now, oğlum ne oluyor? Gözler ne öyle? I love this because there's obviously going to be a discussion of age at some point, and for the man to take control of that and spin it as her potentially being too young is a lot better than kind of leaving it and waiting for her to say, aren't you a bit old for me? Yeah, and also I think there's an element of her to prove that that she is old enough, and I like that. And there are genuinely two ways to see it. He could be too old or she could be too immature and young, right? Mm-hmm.
Bardak sevimi yapmak için doğru beden dilimi, dudaklarını baştan çıkardık bir şekilde yala ve göz kırp. Aga bunu yapmak isterdim, bir şey değil mi? Kesinlikle bunu yapmak isterdim şu adamın... Bu böyle mi? Uyum sağlığın için onu takip etme, hayır. Bir iş için biriyle görüşüyor musun? Bir dakika, bir iş için biriyle görüşüyor musun? Gibi yüksek statüre davran. Onu dinlemekle ilgilendiğini göstermek için eğilin ve ona geriye sallanın. Böylece yatırım yapar. Bu ne? Sanırım B. İyi tamam lan, bir tanesini için birader. Adamın tipi küsü de yapacağımız şu. Neredesin sadece? Oğlum bu ne? Ne yapıyorsun oğlum? Lan kız gitti. Oğlum kız gitti lan. Ben ne diyorum, ben böyle bir şartlarına düşünmedim ki ben. Böyle yapar sandım. Bu ne oğlum? Ben böyle yapıyorum böyle. So this is not a bad one. Again, often you see like a power dynamic body language wise where one person is kind of listening in and really interested and the other is kind of chilled and they're like grandstanding or whatever. Okay. So it's not good to be in the weaker role for the whole time, but by listening intently and then switching it up, it's more interesting. And in general, on a date, you want to kind of change modes a few times, like not be serious the whole time, not be playful the whole time, because it's too much, right? Yeah. So to mix it up. Keep it up, changing, diverse. Diversity. Çeşitlilik mi ya? Oğlum sen salsa, bir daha mı? Telefonunu mu? Instagram ver bakayım yavrum. Pardon, WhatsApp. Bebeğim hayırdır, ne gülüyor? Ya ben dedim aga. Şimdi gidecek kimlerin dilini. Oğlum yiğidim. Yüzünü asma. Tavlayacağız sana bunu. Sıkıntı yok. Telefonunu al ve içine mi at? Hayır. Başkan Robert Mugler'e önemli bir çağrı alıyormuş gibi davran. Kendi e-postalarınızı okuyormuş gibi yap. Onun telefon kullanımı ile ilgili konuş. He bak al C tamam mı? B ve D diyorum ben. Bir başka robotlukten önemli bir çağrı alıyormuş gibi davranırsan ne olabilir ki? Ya bir tane bir iş adamı daha hızlı İngilizlük bir robotlukçu olacağız. Bekle bakalım, bey yap. Hello? Ah, Robert! How are you, Mr. President? Oh, it's a pleasure to speak to you. Rahatsız bak, seni dinleyecekti. Oh, that will be wonderful. Can't wait to see you. Ya? Definitely. Zikiyim oğlum. Bye bye Robert. Who is that? It's Robert, my friend. Robert Mugabe. Your friend is Robert Mugabe? Oh my god. Wow. I must know a lot of people. Bebeğim, ben tartıyor. Bir kapı bakayım onu. Robert Mugabe phone trick to show that you've also got important things going on. Good one. Well, no, and also, are you really going to hold the phone to a president during a date? Well, he's ex-president, so... Well, of someone of that important, I think it's only like that you leave the table if it's that important. Hmm. Otherwise, it shows like you're clearly trying to show up. Tamam, gösteriş yapmam zaten. Hanımefendi, tam 80 dakikada veriyorum da gösteriş yapmam zaten. Saltana beni. I'm sorry, I just got a happy chat. Do you have a happy chat? Epiket ne oğlum? Bir hesap açmanızı yardım etmesin iste. Bilgi çürgülüsü mü? Olduğunu söylemiştim. Happy Cat. Happy Cat ne olur? Happy mutlu kedi herhalde. Evet var. Senin 3 eşimle gruba ekleyeceğim mi? Anladın mı? Değil mi bu? Evet bir tane var. Bunu yazdım. Teen Pussy Lover mı? Teen ne demek? O. Pussy... Sana tutakladım kendime. Lover sevdalısı. O sevdalısı mı? Hayır. Ben B yapıyorum bunu sanki. Bunu B sanki daha mantıklı. It's Happy Chat. Happy Chat? That teenager? Oh Emma, you naughty girl. I thought you said you were mature. Ah, you got me. Aa bak oğlum okay, tamam süper like tamam tavladık. Well, I'll hold you to that. Hani bunu tutacağım. Nerede tutuyorsun beni? Nice one, that's the right option. It's a bit of a challenge and in this
position, you had the, you know, if you chose the wrong option, you would have been trying to play young, which is never a good mood for, you know, a good move for an older guy like Mahmoud. I'm sorry, I'm not in the best mood. I just got the worst message on Happy Chat. My friend, roommate, she's left the country. She's sıkıntı too. I can't get a hold of her. I don't really think she's going to be helping out with any of our bills, so. Bibim, sıkıntı yok. Onu bileyim, para ver. Yok, yok. Sana güvenmiştim. Ama sen sadece Mahmut'un parasını peşindesin. Bunu demeyelim. Bekle bakacağım. Daha iyi tanış. Ama sana güvenebileceğim ortaya çıkardık. Hiçbir sorun olmayacak. Bence bu daha mantıklı. Şimdi parayı verip kız giderse mal gibi kalırım ya. Tamam mı? B yaparsam kız direkt gider zaten. C yaparsam daha mantıklı olabilir. Tamam, o yüzden C yapayım. Tamam mı? Çantayı sormadım bile bunu. Direkt yapma. Evet, ben yaptım. I've only just met you and... You know, if I can trust you, then, you know, things will be okay. Well, of course you can trust me, but that's unnecessary. You don't need to do that. Please, Mahmoud has a big heart and he helps people close to him. That's actually really sweet. I like hearing that. Thank you. I am all yours. You don't need to do that, but thank you. You're so nice. Cool, that's the right choice. You know, if a guy is super loaded, it's a fine line between kind of flashing the money or kind of gently hinting that with him you could have a really nice lifestyle and that he's generally a good guy and generous with all his friends, family and girlfriends. Yeah, I think if you can show that you are have a nice quality about you, that you're generous, I don't think the money is important. But as long as you're a nice in character... I think that will show, you know, I think that will show when you're talking to her. Okay kardeşim. Odun yesimiz. Bak bakışlarım var. Show my unique selling points. Hayatın nasıl oturduğunu ve mutlu olduğun ve daha fazlasını yapma arzun olmadığı hakkında konuş. Ha. Ay olmaz. Grafikle ayrıntı vererek prostat muayenesi hakkında konuş. Bu ne demek sorun bu? Tutkusunu takip etmek için ne yapacağını dair tavsiye eder. B'yi direkt sildim beler, tamam mı? Evet, bunu tamamen size bırakıyorum beler. En fazla şık giren kızını kardeşim. Bak rastgele basıyorum. Bastım. Niye bastım? A'ya bas. Valla rastgele bas. There's nothing really out there left that I need to accomplish. I'm in a very settled, comfortable place. You know, maşallah. You know, God has been good to me. I just feel like I'm just starting out. I respect that. I would love to be that, but I have so many things that I need to see and do. Sure. And I have so much ambition. I need to be with someone who has the same passion for life as I do. But you seem to be having a pretty wonderful time. Bibi. We're just in completely different places. Bir sıkıntı yok. İkinci bağrımı senin iş yapacağım. Like guys with no ambition? No. Huge turn off. Even if you have an ambition to do a hobby. What if my ambition is to have no ambition because I've already done everything? Then you're a boring person because you can't have done everything. Yes, yapmışım. 25 dakika sonra mı? 25 dakika ne iş yaptın oğlum? You know, to be honest, Mahmoud, I was a little skeptical when I first got here. But there was just something about you that was really sweet, and I'm really glad I gave you a second chance. Otherwise, we wouldn't have had this nice evening. I'm glad I stayed. 15 dakika sonra mı? Ulan bir şey deseydim kızı. Emma, I'm sensing there's, you know, a little spark missing. Take hocam. Age like... gap or, you know, I don't know, but, you know, I have a suggestion for you. Anlayışa. Önerim bu. Tabii. Domal. Onun ücretsiz fahişelerinden, biri olmayı davet et. Onu hayırseverlik partisine davet et. Aa, chat. Büyük ihtimalle anladığım kadarıyla bu bölümün sonuna gelmeye başladık. Davet edeyim, yapacağımız bir şey yok. O yüzden ona hayırseverlik partisine davet etmem gerekiyor. Emma, I have an exclusive invitation for Amnesty International at Sotheby's.
Why don't you be my guest? There's very well-to-do and important people there, and you can wear that lovely dress, and there'll be a lot of fine artwork and fine dining. So yeah, you know, if a date hasn't gone fantastically, or you're inviting someone on another meeting and, you know, you're not so sure if they'll say yes, if you have some really cool date idea, whether it's something super fancy or just something really interesting, or if you invite other people as well, like her friends, then it's a way to get a more likely yes than kind of a romantic one-on-one second date. No, and it lengthens your opportunity to get to know her a bit more. Because one of the biggest attraction builders is just time spent together and, you know, the mere exposure effect. Arkadaşlar, sizinle bir sahasında bizi ya, kızı konuşayım. Konuş, bir sizinle atlıyor. The night of my life, but... Well, yeah, I'll think about it for sure. I'll definitely text you. Kızım, nereden açacağım? Tinder'dan mı açacağım? Okay. Mısın? You didn't get the best ending for poor old Mahmoud, but he might see her again if she doesn't find something better to do. So you could have done better. Could have done better, could have done worse. Diyet yapabilir miydim? Allah'ım. Emma, I am so sorry, my darling. I have a very important business meeting. You're such a lovely girl. Yeah, no, it's time for me to go and as well. You know, I will make sure that you get home safely, oh, okay? No, don't no, worry no. about anything. Nice no, no, stuff. Max! It's not necessary. Oğlum ne bağırıyor? I can get my own way. It's hey, come on! I like walking. I will get you home. No, no, Max, no. get... It's unnecessary. Are you sure? You. Of course, yes. Kız kaçtı. Oğlum bir sarıl... Abi bir, sen ne bakıyorsun bana? Şu soldaki punchi. Şu kızım ya kimin ama bekle bekle. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika kafayı biraz daha kaldırmam lazım. Gördün mü kızım nasıl bakıyor bekle. Bak bak şu soldaki kıza bak. Bebeğim. Gel bakayım buraya. Oğlum bu daha iyiymiş lan. Oh, this one looks more friendly. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha çok bir videonun gelmesini istiyorsanız like etme abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tüm bildirimler açık şeyi var. Onu da yaptığımı bitmişim. Hepinizi öptüm. Bay bay.